Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyi izleyerek çok önemli bir değişikliğe başlıyoruz. Evet Borsa İstanbul'daki şirketlerimizi gerçekten yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki 2024 yılında sürekli duyacağız. Bilançolar değişiyor. Enflasyon muhasebesi diye bir uygulama devreye alınacak. Evet hepimiz bilançolardaki bu değişiklikleri göreceğiz. Muazzam değişiklikler olacak. O yüzden biz önceden bir videoyla buna giriş yapalım. Bu süreci yaşadıkça da detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım anlatmaya çalışacağım. Çünkü 20 yıldır uygulanmayan bir sistemdi. Evet, 20 yıllık aranın ardından sonra bir değişiklikte o yüzden çoğumuz yabancıyız ama mantık olarak aslında basit bir konu. Nedir bu enflasyon muhasebesi? Ciddi bir enflasyon dönemine girdik biliyorsunuz. %80, %100 enflasyonları gördük. Bu neden aslında enflasyon muhasebesi uygulamak şu demekti dostlarım. Atıyorum şirket her yıl 10 ton ürün satıyor. Tonaj bazlı veriyorum ki örnek anlaşılsın. 10 ton ürünü satıyor ve şirket 10 milyon kar ediyor. Sonra aynı şirkete bakıyoruz dostlarım. Atıyorum 2022 yılında 10 ton ürün satarak 10 milyon kar eden şirket 2023 yılında bir bakıyoruz 20 milyon kar etmiş. Örnekleri basit veriyorum. 2022 ve 2023'ü baz alan yatırımcılar bu tabi yüksek enflasyon olduğu zamanlar, yüksek enflasyon olduğu zamanlarda bu durum çıkıyor. O yüzden enflasyon muhasebesini uygulayalım diye karar veriyor yetkililer. Yatırımcı bakıyor, o, bu şirket 10 milyondan 20 milyon kar yapmış yani. Bu şirket %100 büyümüş diyorsak işte burada yanılıyoruz. Tonaj olarak yani adet baz önemlidir. Adet baz neden önemlidir? Para ürünün fiyat arttığından dolayı artıyor ama bir bakıyoruz ki dostlar 2023'te de aslında 10 ton ürün satmış artık ne satıyorsa. E bu şirketin karı 10 milyondan 20 milyon oldu. Aslında enflasyonun gözünden bakmasak yani bu ülkede enflasyon olmasaydı gerçekten başarıydı diyebilir. Çünkü gerçekten 10 ton ürünü 10 milyona satar bir yıl sonra 10 ton ürünü 20 milyona satmış. Ama dostlarım yüksek enflasyon zamanında da geçtiğimizden dolayı aslında bunun bu karın artma sebebi enflasyon. Yani hep kalemden örnek veririm. Atıyorum şu kalemi 3 yıl önce bir esnaf 20 TL'ye alıp 40 TL'ye satıyordu. Aynı esnaf Şimdi günümüze baktığımız zaman bu kalemi 100 TL'ye alıp 200 TL'ye satıyor. Esnaf aslında bu kalem 3 yıl önce 20 TL alıp 40 TL'ye satarken 20 TL kar ediyordu. Ama 3 yıl geçti bu kalemi 100 TL'den alıp 200 TL'ye satıyor. Aslında şu an 100 TL kar ediyor. Bu esnafın becerisi mi? Yok bu kalemi üretenin becerisi mi? Yok, kimin becerisi? Enflasyonun becerisi. O yüzden devletler diyor hop yüksek enflasyon varken diyor, şirketin gerçek performansını göremiyorum diyor. Aslında biz hep üzülüyoruz. Of gene bir şeyler çıktı diye ama bizim açımızdan iyi. Çünkü artık atıyorum ne olacak dostlarım? Bu enflasyon farkından 2023'te 10 milyon olan ürün sırf enflasyon dolayı arttıysa hop diyecek. Enflasyon düzeltmesi yap diyecek. Bu 20 milyonu sil bakalım diye. E, tabi bunların değerlenme metotları falan var hop aslında senin karın enflasyona göre yine 10 milyon diyecek yurt çoğu ülkelerde kullanılıyor bizim ülkemizde de yüksek enflasyon dönemine girdiğimizden dolayı kullanılmaya başladı başlayacak hepimiz bunları izleyeceğiz ama şimdiden bir ön bilgimiz olsun tabi inşallah bir gün enflasyonumuz tekhanelere düşerse artık enflasyon kalmadığından dolayı enflasyon etkisine de gerek olmayacak çünkü yatırımcılar artık bu bilançolar enflasyonsuz ortamda görebilecek inşallah ölmeden görürüz diyorum şimdi tek haneli enflasyon deyince benim aklım başımdan gitti yani dostlarım enflasyon tekrar o tek haneye düştüğü zaman enflasyon canavarının ümüğüne yapıştığımız zaman enflasyon ortadan kalkacak tekrar eski bilançolara döneceğiz ama şimdi yüksek enflasyon zamanda şirketin mali durumunu, şirketin büyüme oranlarını gerçekten görmemiz için enflasyon muhasebesi gerekli. Hatta şöyle bir muhabbet biliyorum. Hem Türkiye'de hem yabancı bir ülkede bilanço açıklayan bir şirketin Türkiye'de karı çok ciddi yüksekken yurt dışında açıkladığı bilançonun karı çok düşük. İkisi de TL bazlı. Sebebi ne dostlar? Çünkü orada yayınladığı raporda enflasyon düzeltmesi yapıyor. Aslında biz o şirkete Türkiye'de bakıyoruz. O şirket muazzam büyümüş diyoruz. Ama oysa ki şirket büyümüyor. Enflasyon enflasyondan dolayı artıyor. Evet kısaca basit deme, basitten anlatmam gerekirse bu. Ha bilançolar geldikçe ben de daha detaylı öğrenirim. Sizlere aktarmaya çalışırım. Evet dostlar Midas'ın güzel bir raporunu buldum. Enflasyon düzeltmesinin amacı diyor şirketlerin maddi tablolarını ortaya çıkan bozulmayı düzeltmek. Yani daha sağlıklı bir veri olacak diyor. Bakın şu çok önemli. Enflasyon paranın satın alma gücünde dalgalanmalara neden olabilir. Yüksek bazı kalemler Asıl değerini yanıltmaz hale gelir. Dulan varlıklar veya stoklar gibi ürünler aldıkları değer bilançoya girer. Yani dostlar şunu demek istiyor. Bilanço demek ne demekti? Denge demekti. Balans hani arabaların balans ayarı var ya. Bilanço demek denge demekti. Bilanço da iki kısım olur. Şirketin burada bir varlıkları olur dostlarım. Basit bir şekilde anlatıyorum. Bilançoya sonra detaylı gireceğiz. Varlıkları ve yükümlülükleri. Yükümlülükleri ne dostlar? Borçlar ve öz kaynaklar. Neyse önemli değil yükümlülükleri. Yani aslında şu. Buradaki varlıkları nasıl tedarik ettiğimizi gösteriyor. Yani buradaki varlıkları satın alırken diyor bilanço. Bunları işte aha buradaki kalemlerden satın aldığını gösteriyor. Şirketin varlığı nedir? Şirketin gayrimenkulleri vardır. Fabrikaları vardır. Tesisleri vardır. Ve şirketin satmaya hazır olan stokları vardır. Değil mi? Stok diyoruz. Mesela bir ayakkabı firmasının stoğu nedir? Ayakkabıdır. Ya da ayakkabı bağcıdır. Yarı mamül, mamül. Bunlara detayına girmeye gerek yok. Ayakkabı bu şirketin stoğudur. Yani kasasında bekliyor. Diyor ki, atıyorum şirket tesisini 10 yıl önce yapmış, makinalarını, her şeyini 10 yıl önce yapmış. 10 yıl önce 10 milyona yapmış. Ama diyor, ciddi bir enflasyondan geçtik diyor. Artık bu şirketin tesisinin değeri 10 milyon değil, 200, belki 500 milyon. Ama bu bilançoya girdiğinde dostlar tesisi yaptı. Yeniden değerleme olayı var. Ya. Aslında yeniden değerlemede de devlet diyor ki yeniden değerleme. Hani gayrimenkullerin fiyatlamasını tekrar güncelleyebilirsiniz. Ev işte ne bileyim arsasını gayrimenkulleri tesisleri. Aslında şunu da söylemek lazım. Yeniden değerleme oranı arttırır devlet. Aslında enflasyon muhasebesine ufak bir giriş yaptı. İlk orada giriş yaptı aslında. Evet. Tesisin değeri 10 milyon. Ama 10 yıl önce yapmış 10 milyona. Aradan 10 yıl geçmiş. 20 yıl geçmiş. 2 2023 bilançosuna bakıyoruz. Halen tesislerin değeri 10 milyon. Ama aradan 20 yıl geçti. Şimdi 10 milyona 2 tane apartman dairesi alamıyorsun. Enflasyon muhasebeti istiyor ki. Hop diyor. Senin bu tesisin 10 milyon değil. Senin artık o tesisin 500 milyon diyor. Atıyorum stokları var. Yıllar önce bir stok yapmış. Ucuzdan stok yapmış. Atıyorum stokları 10 TL'den girmiş. Çünkü stok girdi mi fiyatı değişmez bilançoda. 10 TL'den atıyorum ayakkabı stoğu yapmış. 3 yıldır da stok duruyor. Hayır diyor. Artık bu 10 TL değil paranın zaman maliyeti var, enflasyon maliyeti var. Senin stokların artık tanesi 10 TL değil. Enflasyona göre bu bilançoya ne zaman girdi? Çünkü stok bilançoya girecek. Her şey şirketin bir tane çöpü bile bilançoda yazılıdır. Hop senin bu ayakkabıları sen bilançoya 10 TL'den soktun ama o 3 yıl önceydi artık senin stoklarının tane adedi 40 TL ediyor. Ha, o zaman bu e, enflasyon muhasebesine madem girdik buradan şunu anlayacağız. İçeride sürekli stok tutan şirketler için kötü. Çünkü durduk yere hop fiyat artacak. Stoklarını ne kadar hızlı satıyorsan enflasyon muhasebesinden o kadar az etkileneceksin. İkinci bir çıkarım şu diyebilir. Ha, şimdi ne dedim? Aslında şirketin duran varlıklar var. Duran varlıklar ne? Olduğu yerde duruyor. Ne bu? Tesis olabilir, yatırımlar olabilir, gayrimenkul olabilir binalar olabilir üretim tesisleri olabilir fabrikalar olabilir devlet enflasyon muhasebesinde diyecek ki o bunu sen 20 yıldır 5 milyona yapmışım yok mu öyle şirket 20 yıl önce 5 milyona bir tesis kuruluyordu şimdi 5 milyona hiçbir şey olmuyor senin artık tesisini enflasyona göre düzenlemen lazım yani senin tesisin 30 milyon ha yani birden 10 milyonluk varlığı ne kadar olacak dostlarım atıyorum 200 milyon olacak o zaman bundan şunu çıkardık duran varlıkları maddi olmayan diyoruz biz buna. Maddi olmayan duran varlıkları güçlü olan şirketlerin enflasyon muhasebesi işine yarayacak. Çünkü ne olacak dostlar? Varlıkları şirketin 30 milyonsa hop 200 milyona çıkacak. Açıkçası bura birden yukarı kalkacak. O yüzden dostlar ciddi varlıkları olan, duran varlıkları olan şirketlerin enflasyon muhasebesi işine yarayacak diyebilirim. İlk çıkarımda stok. Bence stok önemli bir konu. Yani dostlar öyle stok alayım 2 yıl stok dursun zaten fiyatı artıyor. Depoda dursun 2 yıl sonra zaten 10 liraya mal ettim. Enflasyon da var. 100 liraya satayım diyemiyorsun. Hop. Ondan sonra deli gibi kar yazıyor. Kar yazmasının amacı nitelikli ürün üretmek mi? Hayır. Stokçuluk yapmak. O yüzden devlet de diyor ki hop kardeşim sen bu stok zamanında soktun ama artık o zaman geçti. O yüzden dostlar şu çok önemlidir. Yüksek enflasyon dönemlerinde bilançodaki bazı kalemler asıl değerini yansıtmaz. Duran varlıklar veya stoklar gibi unsurlar alındıkları değerle bilançoya gerer ve böyle kalır diyor. Yani evi aldın mı bilançoya soktun o fiyatta kalıyor diyor. Stoğu içeri soktum aynı fiyatta kalıyor diyor. İşte enflasyon muhasebesi buna yarayacak hop diyecek. Sen bu karı aslında kendi işinden dolayı yapmadın. Stokların fiyat arttığından dolayı sen aslında enflasyondan dolayı kazandın. Şirketin bir becerisi yok diyor. O yüzden dostlar ha tabi stoklarını hızlı hızlı satan atıyorum Ürettiğim mal 2 ayda satan şirket hiç etkilenmeyecek. Çünkü onun zaten bir stok maliyeti yok. Onun dışında dostlar ha burada bir de ben de detaylı bilmiyorum ama dikkat edilmesi gereken bir diğer korun diyor. Fonksiyonel para birimleri olan şirketler diyor. E, şunu demek istiyor. Bir şirketin bilançosu aslında euro ya da dolarla tutuluyorsa diyor bu o şirketlere enflasyon muhasebesi uygulanmayacak diyor. Doğruluğunu ben de bilmiyorum. Siz de Midas'ta okuyun. Yani dostlar aslında ciddi ihracat yapan şirketler bilançolarını döviz ya da euro ile yapıyorlar. Tabi bizim kapa bildirince TL'ye çeviriyorlar. Aslında onun orijinali euro olarak ya da dolar olarak yapılıyor. Ama kapat sunduklarından dolayı TL oluyor. Aslında o şirket etkilenmeyecek diyor. Zaten o şirket enflasyonu bir nevi döviz bazında tutarak kendini enflasyon muhasebesi uyguluyor diyor. Raporu okuyun. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bir bilgimiz olsun. Enflasyon muhasebesine giriş yapalım. Ben de zamanla bilançoları gördükçe, öğrendikçe sizlere daha güzel aktaracağım. En azından bilgimiz olsun. Hangi şirketlere pozitif ve negatif yönde etkileyecek demiş. Burada birkaç şirket vermiş. Duran varlıkların öz sermayesine oranı en yüksek Borsa İstanbul şirketleri bu bu süreçte pozitif uygulanacak. Bu kelime ne demek? Duran varlıkları, binaları, tesisleri. Ciddi mesela bazı sanayi şirketleri var dostlarım. Dünya kadar tesis var, fabrikaları var, binaları var, yönetim binaları var, ikinci bir tesisleri var. Özellikle sanayi şirketlerinin duran varlıkları derken makinaları, cihazları var. İşte o şirketlerin duran varlıkları yüksek olan şirketlerin birden bilançosu güçlenecek diyor. Bu da önemli bir şey. Stok devri hızı biraz önce söylediğim yani stoklarını hızlı eriten şirketler olumlu yönde etkilenecek diyor dostlar. Ben de dilim döndüğüce bu kadar size araştırıp bilgi vermeye çalıştım dostlarım. Ben de bu enflasyon muhasebesini yaşadıkça gördükçe sizlere aktaracağım. Ama aslında bilançoların daha rafine bir hale getirecek. Enflasyonun etkisini çıkaracak. Şirket gerçekten çalışıyor mu? Enflasyondan dolayı mı kar ediyor yoksa şirket tonajlarını arttırıyor mu? Atıyorum dostlar şirket 10 ton mal üretti 2022'de 2023'te 20 ton satış yaptı. Evet. Tonaj olarak dostlar lütfen bakın adet olarak bakın. Evet, şirketin 10 tondan 20 tona çıktı. Yani daha çok mal, mal üretti. Yoksa dostlar ikisi de 10 ton olsun, 10 ton olsun. Aynı ürünü satmış. Birinde 5 milyon, birinde 30 milyon kar var. E ton aynı ama şirketin karı 6 katına atmış. Bu sürdürülebilir bir kazanç değil. E yarın bir gün enflasyon düşünce bu kez tam tersi olacak. Yani bir doldur boşalt sistemi. O yüzden her işte bir hayır vardır dostlarım. Çünkü zaten bunları yapmalarının nedeni bize engel çıkartmak değil. Bunu yapmaların nedeni de aslında yatırımcıyı doğru görmesine sebep olmak. Atıyorum bilanço çıktım mı? Acaba bu bilanço arttı da enflasyondan dolayı mı arttı diye bir derdimiz olmayacak. Aslında önümüze gelen bilanço enflasyondan arındırılmış bir bilanço olacak. Yani biz karı görünce bu şirketin karı artmış da enflasyondan dolayı mı artmış? Atıyorum ben bile 1 milyona bir daire almıştım. Şu an o dairenin fiyatı 4 milyon. E ben bile kar ettim. E bu şirket de acaba böyle mi kar etti diye düşünmeyeceğiz. Bizim önümüz o tablo gelmeden önce enflasyon etkisini gösterecek ve o şirketin enflasyondan dolayı mı kar ettiğini, şirketin kendi kabiliyetinden dolayı mı kar ettiğini göreceğiz dostlarım. Bence önemli bir konu. Şu Midas'ın borsada enflasyon muhasebesi hangi şirketleri etkileyecek raporunu yazısında bir okuyun. Burada birkaç şirket de var dostlarım. Yani Duran varlık yüksek olan şirketler, stok hızları çok yavaş olan şirketler yani malı elinde aylarca yıllarca tutan şirketler var. İşte bunlara ona göre bir düzeleme gelecek. Evet dostlarım. Valla girdik girdik. Bir anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünüyordum. Toparlasam mı toparlamasam mı? Çünkü açıkçası pek kaynak da yok. Herkes birbirini bekliyor. Tabii büyük hocalarımız dillendirmeye başladı. Ama ufaktan bir giriş yaptık. Bunu yaşayarak öğreneceğiz. Bir bilançolar gelsin. Gerçekten hangi şirketlere, hangi sektörlere faydası olup olmayacağını ya da hangi sektörlere ciddi fırsat sağlayacağını göreceğiz dostlarım. Her şerde bir hayır vardır diyerek bu videoyu da bitiriyorum. Memnun kaldıysanız dostlarım yoruma yazın. Bununla alakalı birkaç yeni bilgiler biliyorsanız yorumlara da yazın. Yorumlara muhakkak okuyorum. Ona göre notlarımı alıyorum diye videom bitiriyorum dostlarım. Konu uzadıkça uzuyor. O yüzden bitiriyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Umarım yatırımlarını size kazandırır. Kanalımıza verdiğiniz muazzam destekler için teşekkür ederim.